Yayın konuğumuz Karatekin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Ayrancı. Evet hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Efendim teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, hayırlı bayramlar. Çok teşekkür ediyoruz Sevenlere çok hocam. selam, Çankırı sevgili Postası öpüyorum. yayınları yeni nesil yayıncılık anlayışıyla devam ediyor. Siz de biraz önce mesajını da okuduk. Evet, Evet. Ramazan Bayramı yaşıyoruz. Farklı bir Ramazan Bayramı yaşıyoruz ve siz neler söylemek istersiniz bu konuda? Evet, biraz önce çok muhterem konuşmacılarımız da ifade ettiler. Bu COVID-19'dan dolayı, yeni koronavirüsünden dolayı zor zamanlar geçirdik Ramazan'da. Dünya insanlığı ve biz Türkiye Müslümanları olarak da zorluklar yaşadık. Ancak gittikçe iyiye doğru gidiyoruz bildiğiniz gibi. Haziran ayının başlangıcı ile birlikte bu hastalığın bulaşma riskinin azalacağını ve en azından 3,5-4 ay kadar bize bir nefes aldıracağını tahmin ediyoruz. O nedenle bu bayramı dört gözle beklediğimiz gibi bayramdan sonraki günleri de dört gözle bekliyoruz. Gerçekten güzel günler bizi bekliyor. Evet. Evet hocam, üniversite Evet, olarak güzel günler. tabii üniversite olarak da siz de çok etkilendiniz bu durumdan. Öğrencisiz bir üniversite oldu. Uzaktan eğitime başladınız. Bu noktada Çankırı ekonomisinin de önemli bir bel kemiğiydi öğrenciler. Yazla ilgili bir bu noktada Doğru. çalışma olacak mı? Öğrencilere yaz eğitimi verilecek mi? Şimdi tabii ifade ettiğiniz gibi biz bütün kararlarımızda hem kendi öğretimimizin kalitesini hem üniversitemizin geleceğini ama aynı zamanda da Çankırı'nın ekonomik durumunu, sosyal durumunu de dikkate alıyoruz bütün kararlarımızda. İşte bildiğiniz gibi Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle birlikte Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları açıklandı ve dolayısıyla biz örgün eğitime ara vermek zorunda kaldık ve uzaktan eğitimi başlattık. Ve sınavları da, vize sınavlarını da uzaktan yapmaya başladık. Ve şimdi de yıl sonu yani final sınavlarını da uzaktan eğitimle yapmak zorundayız. Aslında herkesi buraya çağırmak istedik. Hem öğrencilerimiz gelmek istiyordu, hem biz onları görmek istiyorduk, hem Çankırı'nın hayatı canlansın istedik. Fakat malumunuz 81 vilayetten ve 35 ayrı ülkeden bu insanlar buraya nasıl gelecekler, hangi şartlarda gelecekler ve nerede kalacaklar? Bunların sorusu cevabı açıktı çünkü yurtlarda bile eskisi gibi biliyorsunuz 4 kişi kalamayacaktı. En fazla bir kişi kalacağı için bir anda 15 bin kişi doluştuğu zaman Çankırı'ya efendim bunun çeşitli zorlukları olacaktı. Bu nedenle sağlığı önceledik. Ekonominin önüne geçirdik. Hükümet politikalarıyla paralel olarak. Dolayısıyla biz de bu ertelemeleri yaptık. Ancak istiyoruz ki hiç olmazsa yaz döneminde bir canlılık olsun. Hem öğrencimiz bizi görsün, hem Çankırı azıcık canlansın. Fakat full kapasite 15 bin, 16 bin öğrenciyle değil de yaz okulu gibi uygulama derslerimiz var yapılamayan onlar gibi işte 1000, 1500, 2000, 2500 bandında da olsa bir öğrencimizi çağıralım. Burada eğitim görsünler istiyoruz. Buna ilişkin kararlarımızı açıkladık. Yayınlandı. Fakat tabii her hükümet kararlarına, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararlarına ve mahut pandemi bulaşıcı hastalık riskinin sayılı. Önce sağlık, ondan sonra diğer unsurları düşünüyoruz. Yani sorunuzun cevabı şu, yazın eğer her şey yolunda giderse ben 4 aylık bir ferahlık dönemi olacağı kanaatindeyim. Buraya 1500-2000 öğrencinin gelmesinin ve eğitimleri almasının hiçbir mahsuru yok şu andaki görüşümüze göre. O nedenle bütün planlarımızı ona göre yaptık. Senato kararlarımızı aldık ve yayınladık. Bir olağanüstü durum olmadığı sürece yazın buradayız. Bu durumları da hem belediye başkanımıza hem sayın valimize de arz ediyoruz ki bilgileri olsun taşımacılık konusunda veya diğer alanlarda. Yani bir devlet mekanizması olarak topluca birlikte
hareket ettiğimizi ifade edebilirim ben. Peki hocam, aynı şekilde yurt dışından gelen öğrenciler ne durumda? Onlar tekrar ülkelerine döndüler mi? Hala Çankırı'dalar mı? Biz bazen görüyoruz tek tük ama. Yani çok uzak olanlar duruyorlar. Özellikle Cibutili vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, Cibutili vatandaşları duruyorlar. Çünkü gittikleri zaman ve geri dönecekleri zaman en az 14 gün karantinada kalacaklarını biliyorlar. Onların büyük bir çoğunluğu kaldı. Diğer ülkelerden de kaldılar, çok uzakta olanlar. Fakat Azerbaycan gibi ülkelerden gelenlerin gittiğini tespit ediyoruz. Tabii önümüzdeki dönemin de nasıl gerçekleşeceğine bağlı olarak da bu durumu da ortaya çıkacak, tayin edecek eskilerin tabiriyle. Yani ne kadar burada kalmaya devam edecekler, ne kadar tekrar gidenler geri dönecek o şey dönemi atlatıldıktan sonra, 14 günlük bekleme dönemi atlatıldıktan sonra. Peki hocam, şunu da sormak istiyorum ben. Bu pandemi salgın hastalık sürecinden dolayı hukuk fakültesi ya da yeni açılacak fakültelerle ilgili, bölümlerle ilgili bunun gecikmesi gibi bir durum söz konusu olur mu? Yoksa sizin takviminiz, programınız devam ediyor mu aynı şekilde? Efendim, bildiğiniz gibi bu dönem hukuk fakültesini, diş hekimliği fakültesini ve kurşunlu Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu üçünü birlikte açıyoruz. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde üç yeni bölüm açarak sağlık bilimleri fakültelerinde Türkiye ikincisi oluyoruz. Eldivan'da açılan bölümlerimiz var. Hem hukukla, hem dişte, hem sağlık bilimlerinde, hem kurşunlu Adalet MYO'da, hem Eldivan'da yeni açılan bölümler bakımından hiçbir sorun olmayacak. Tabii en son öğrenci verme kararını Yüksek Öğretim Kurulu yine verecek. Hocaların tam olup olmadığına, fiziki ortamın tam olup olmadığına baktıktan sonra onlar ayrı bahsi diğer. Ama şu ana kadar bir sorun yok şartlar altında. Hem dişi fakültemizi hem de demin saydığım bölümleri ve okulları açmış olacağız. Bunun zaten pandemiyle bir ilgisi yok. Bu tamamıyla başka bir kulvarda ilerliyor. İnşallah Çankırı bunların açılmasıyla birlikte benim geldiğimden itibaren yaklaşık 3 katı büyüklüğüne ulaşmış bir bölümler, fakülteler ve yüksek lisans ve doktoralar programıyla anılan çok değerli bir üniversite haline dönüşecek. Peki hocam, son mesajınızı alalım. Bu arada sizin takip edenler de mesaj yazıyorlar. Diyorlar ki mesela Çankırı'da sessiz büyüyen bir şehir kuruldu Uluyazı'da. Ama Çankırı'nın bundan bir haberi yok çoğumuzun diyor. Ama biz siz olsun biz olsun elimizden geldiği kadar bunu duyurmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ya tabii üniversitenin talihsizliği Uluyazı'da tepede bir yerde olması. Dolayısıyla hani göz görmezse gönül katlanır darbe meseli mucibince. İnsanlar görmeyince yok varsayıyorlar. Hani şehrin içinde veya şehre giderken veya çıkarken bir yerde olsaydı her gün görseydi daha çok varlığını hissedecekti. Ama şimdi özellikle binip gidecek ki. Çünkü çarşıya, pazara, Kastamonu'ya, Yapraklı'ya, Kurşunlu'ya, Ankara'ya giderken hiçbir şekilde görmüyor ana kampüsümüzü. Dolayısıyla bundan kaynaklanan bir etki olduğu kanaatindeyim. Onun dışında fakat yani biz ne kadar fark etmezsek fark etmeyelim, bütün Türkiye ve dünya bir Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin ve Karatekin Hazretlerinin maneviyatından haberdar. Bunu siz basında etkili bir köşede bulunduğunuz için çok yakından takip ediyorsunuz. Aynı zamanda bizim yüksek lisans öğrencimizsiniz biliyorsunuz. 30'u aşkın ülke şu anda 45'i aşan ülkeye dönüştü. 45'i aşkın ülkeden inşallah bu Eylül döneminde yani 2000-2021 öğretim döneminde uluslararası öğrencilerimiz olacak. Ve yaklaşık 100'e yakın yeni bölümümüzde yine bütün Türkiye'ye tanışmış olacak. Ve bu gelen öğrencilerimizin hepsi yüksek puanlı. Hepsi mezuniyetleriyle birlikte işlerini de tabiri caizse ellerini alıp çıkacak bölümler. Patinaj bölüm yok amiyane tabirle.
Bunu tabii herkes biliyor. Bütün üniversiteler takip ediyor. Bütün Türkiye takip ediyor. Bana gelen dönüşler açıkçası çok parlak. Aynı şekilde bütün dünyadan da yansımalarını alıyorum ben bunun. Bu çok parlak bir üniversite bu. İnşallah yüzümüzün akıyla bu zamana kadar getirdik. Böyle devam edeceğiz. Yani Çankırı böyle bir üniversitesi olduğu için sevinebilir. Taklit edilen bir üniversite bu, burası. Teknoparkıyla, biliyorsunuz Teknopark'a ilişkin ciddi yatırımlarımız da başlıyor. Taklit edilen bir üniversite. Bakınız, karantina günlerinde biz hemen psikoloji bölümünü yeni açmıştık biliyorsunuz. Siz takip ediyorsunuzdur. Psikoloji günlükleri diye bir yayın başlattık ve 30'a yakın halkımıza, öğrencimize günlük psikolojimizi nasıl ayakta tutabiliriz diye anlattık. Hemen daha 2 hafta geçmeden pek çok üniversite ve diğer kuruluş bunu taklit etmeye başladı. Yani öncü bir yer. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültemiz sağlık açısından yaklaştı. İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz iktisadı, işletmesi, uluslararası ilişkileri bakımından bu yeni dönemin nasıl etkiler doğuracağını anlattı. Edebiyat fakültemizde sosyoloji günlükleri yayınlanıyor. Hastalığın tarihi başlıklı yayınlar yapıldı. Bunlar gerçekten çok eşsiz, çok proaktif yayınlar. Üniversitemiz hiç kimsenin aklına gelmeyen öncelikleri yapmak suretiyle öncülük görevini de yerine getiriyor. Aynı zamanda bizim kanunumuzda bulunan üniversitelerin toplumu aydınlatması, onu bilgilendirmesi fonksiyonu da gayet isabetli bir şekilde yerine getiriyor. Yani sadece öğrenci makinesi gibi öğrenciler alıp 4-5-6 mamul malzeme gibi mezun etmiyoruz. Aynı zamanda hem şehrimize, hem ülkemize, hem de dünyaya açık, yerli ve milli bir üniversite olarak bütün görevlerimizi yerine getiriyoruz. Yakın zamanda biliyorsunuz, pandemi riskinin ilk olduğu zamanda bir tane maske bile bulunamayan bir zamanda devlet hastanemize, özel hastanemize, ağız diş sağlığı merkezimize, emniyetimize, jandarmamıza ve buna benzer halkla çok teması olan pek çok yere de tübbi malzemeden üretilmiş maskeler teslim etmemiz, üretmemiz, siperlikler üretmemiz gerçekten üniversitenin proaktif olduğunu, ihtiyacı anında gördüğünü ve kendisine üzerine düşen vazifelerin çok daha ötesinde pozisyon aldığını gösteriyor. Bunlar tabii sevindirici. Bunlar hep gönüllülük esasıyla olmuştur, fikirle olmuştur, zikirle olmuştur. Millet misliği olmakla ilgili bir durumdur bu. Millet misliği olmak, milletinde yok olmak, milletinde fena olmak, milleti için var olmak böyle bir şeydir. O nedenle Çankırı böyle bir üniversitesi olduğu için ne kadar gurur duysa azdır diye düşünürüm ben naçizane. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Son mesajınızı alalım ve sizi uğurlayalım. Efendim, bayramın ikinci günü, yarın son gününü idrak edeceğiz. Tabii bayram sevinçtir, neşedir, mutluluktur. Bütün Çankırı ahalisinin, bütün Türkiye'nin ve bütün İslam aleminin evvel emirde bu bayram neşesiyle neşelenmesini niyaz ediyorum. Bu güzel günlerin tekrarında daha güzel günler, artık hastalıksız, rahatsızlık olmadan, bu fiziki mesafeler olmadan, yine kültürümüze, geleneğimize bağlı olarak büyüklerimizin ellerini öperek, birbirimizi ziyaret ederek, musafaha ederek, birbirimize tatlı baklava ikram ederek ama tabii kolonyayı da ihmal etmeden yeniden bir arada bulunmayı, bir arada bayramları idrak etme zamanımızın gelmesini niyaz ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız, konuk oldunuz. Sayın Karatekin Üniversitesi Rektörü Hasan Ayrancı yayın konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. O da üniversiteyle ilgili hem gelişmeler hakkında bilgi verdi hem de bayramımızı kutlamış oldu.